Sen de gel. Amali abi de. Gel gel. Selamun aleyküm. Hadi baba çabalın. Başın inşallah. Hadi şüver razı ile serçalın. Baba, Fadetala yardımcıydı. Kalkın saadete geçirdim. Halacı, milletvekiliyeme... Bak, hatırıma. Sen ben esasın değil ismi? Malum ve seçim köyü. Yalnız var seçime dike geçerdik. Bu seçimde artık bazı şeyleri değiştirelim. Yani bu memlekete huzurun, güvenin, kardeşliğin gelmesi için gerçekten Hüdapar'a ihtiyaç var. Bu öylesine söylenen bir söz değildir. Çünkü biz görüyoruz, memleketimizde yıllardır siyasi partiler seçimlerden önce çıkarlar, hatta biraz hareketlilik yaparlar, kaldırım maldırımları düzeltirler, sağa solu toparlarlar, işte seçime giriyoruz. Hüdapar'ın böyle bir anlayışı yok. Biz hep geziyorduk, bulaşıyorduk, memleketin sorunlarıyla ilgileniyorduk. Daha önce ben Diyarbakır İl Başkanı'ydım. Bu köye de gelmiştim, bilmiyorum. Evet, görenler de var, notları burada. Bu köye kadar geldik. Yani sizden biriyiz. Sizin tanıdığınız biridir. Sizin elinizi tutan birileriyiz. İnsanlar, toplumumuz bugün seçtiği yetkililer çoğunlardan uzaktır. Görmemişiz. Seçiliyorlardı, ondan sonra biz görmüyorduk. Herkes çantada millet iketlik biliyor ve bu memlekete hizmet etmiyor. Yani bu konuda biz bu sefer Hüdapar deyip değiştirelim. Gerçekten değiştirelim. Hüdapar hizmet ederse zaten ne ala devam edeceğiz. Hüdapar hizmet etmezse valla kim bize hizmet edecekse biz ona oy vereceğiz. Ama biz bunu görüyoruz ki 11 yıl oldu, 12 yıla yakındır. Biz seçim sahasına geziyoruz. Ben şu an milletvekili oldum. Milletvekili olduğum süreçte de milletin sorunlarıyla ilgileniyorum. Olmadığım önceki süreci de söyleyeyim. Her hafta bir yerde bir sorun, bir sıkıntı varsa oraya gidip hatta yetkililere aktarıyordum. Baktık ki çözmüyorlar. Biz bundan sonra açıklama yapıyoruz. İşte burada bu sorun var. Memleketimizin bu sıkıntısı var. Çözsün. Tabii biz yine dilimize dikkat ediyoruz. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Çünkü biz diğer siyasi partiler gibi yapamayız. Biz kimseye iftira atamayız. Kontrolümüz var. Rabbimiz tarafından biz bizi göreceğine inanıyoruz. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede diyor اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَا يَعْنِ الْيَم۪ينِ وَعْنِ الْشِمَالِ قَعِدْ diyor. Biz insanın sağına ve soluna melekler yerleştirmişiz. Ağzından çıkan her sözü, yaptığı her hareketi kayıt altına alıyorlar. Ve biz buna inandığımız için o şekilde hareket ediyoruz. Ve bu konuda gidip açıklamalar yapıyorduk. Bu açıklamalarımızın sonucunda bazı sorunlar çözülüyordu. Yani bizim derdimiz meselelerin çözülmesi. Bu yolda çözülüyorsa biz de o yolu denedik ve onun üzerine sorunlar çözdük. Allah'a hamdolsun Rabbimiz bize o zaman bir sorularımız vardı. Diyorduk mecliste söyleyecek sözümüz var diye. Gittim Mersin'de de çalıştım. Orada da sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy orada da dolaştık, dert ettik. Ve milletimiz bizi seçti, meclise de gittik. Vallahi meclise gittiğimizden beri biz hiç yerimizde oturmadık. Yine milletin, toplumun sorunları, sıkıntıları neyse il il, ilçe ilçe, sadece kendi ilimizde değil, köy köy gezdik. Bu sorunları, sıkıntıları çözmek için uğraştık ve halen de uğraşıyoruz. Bakın belki birazdan yolda giderken bile ya bakanlığı arıyoruz ya yetkilileri arıyoruz. İşte burada bu problem var, burada şu problem var. Allah'a hamdolsun bu imkanla çoğu problemleri çözüyoruz. Yerel seçimler gerçekten çok önemli. Yerel seçimler direkt kendi imkanlarına hizmete dokunacağın seçimlerdir. Biz bu seçimde oyumuzu Hüdapar'a vereceğiz kardeşlerim. Diğer siyasi partilerden tanıdığım var. Diyor biz toplumun içine giremiyoruz. İnsanlar bize diyor ki çünkü toplum mevcut oy verdiği partilerden rahatsızdır. Yani artık yorulmuş ve diyor biz toplumun içine çıkamıyoruz. Vallahi biz çok alnımızı alıp çıkıyoruz. Bu sefer Hüdapar diyelim siz herkese de
rahat bir şekilde anlatacağınız bir parti varsa o da Hüdap Partisi. Yani bu yönüyle sizden istirhamımız bir tane oy deyip geçmeyin. Ya bir tane oy da ne olacak falan değil.